Füzuli'nin istediğin gazelini götür, oku, biraz da git dikkatle okusun, sözlere bir iki tane, bir iki tane sözü. Mənə yadıma gelir ki, təzə qiyabı pedagoginin üstüde dərs deyirdim. Naxçıvandan çox savadlı tələbələrim var idi. Özde hamısı da müharibədən qayıtmış, yaşlı, keçmiş müəllimlər idi. Belə orta yaşlı müəllimlər idi. Bunların içində bir nəfər, sonra Maarif şöbəsinin müdürü oldu. Mansur adında, Mansur adında birisi var idi. Bir dəfə mən tarix fakültəsi zaten müəlliminin əvəzinə girmişəm sınıfə, amma özüm elə var da ədəbiyyat aparım. Müəllimə bir sözüm var sizə, mən bunların hamısının yanında cücə kimi bir şeyəm. Buyurun, dedi ki, Füzulidə belə bir, mən də Füzuli keçim, Füzulidə belə bir beyt var. Bu qəmlər ki mənim vardır, bəyirim başına qoysun, çıxar kafir cehennemden, güler ehli azab oynar. Burada başa düşülmeyen söz bir tane beyirdi. Beyir deve demekti, deve dışımaya deve demek. Deyir Füzuli ki, bu defter ki benim var, bunları devenin başına koysun, kafirler cehennemden çıxarlar, gülüp oynayarlar. Burada bizim bilmediğimiz, ona göre ben hemen tələb edirdim ki, din tarixini, necə ki Yunanlar yazıblar Ştoras Kazoid, Greki, Asvayıq, Bagah, İgeroya, eğer onların efsanelerin bilməsən, şehirleri başa düşmək olmaz. Eros, məsələn, məhəbbət Allahıdır, Afrodita həmçinin, ondan sonra bir sırada bu Zevs Allahların böyüğüdür. Bunu bilmesin. Hatta o dönemde çekilen şekilleri anlamak olur ki hamı oturup mesela bir... Afrodita söhbətində, Ermitajda oturup hamı bir nəfər kadın çılpaq soyunup sudan çıxır. O Shakespeare'in sözü var idi. Kadın deyir, eğer köpüklerden, deniz köpüklerinden çıxan Afrodita da olsa, saçı yoxdursa o gözəl deyil. Neyse. İndi deməli biz burada bir dini əfsanəni bilmirik. Bilmədiyimiz üçün də bu beyti başa düşmürük. Bu beyt çox aydınlı da. Bu qəmlər ki mənim vardır. Hansı anlaşılmaz sözdür. Bəyirin dəvənin başına qoysun, çıxar kafir cəhənnəmin gülər əhlazab olur. Gərək sən burada bu əfsanəni biləsin. Deyir ki Allahlar bir zaman Allah bir zaman insanların ruhunu yaratmıştı. Qalı bəla deyirlər. İnsanlar ki, məni qəbul edir, edirsiniz mi? Deyib de insanlara və insanlara bəli deyiblər, cevap veriblər Allaha. O həmin dövrdə Allaha sual veriblər ki, axı Allahın min bir adından birincisi adildir. Yəni, ədalətlidir. Ay Allah, sən necə ədalətli ola bilərsən ki, deyirsən ki, kafir cəhənnəmdə əbədi yanacaq. Deyir, yox, əbədi yanmayacaq. Haçan ki, dəvə inçəlib. Yəni, kiçilib. Kiçilib, nazilib. İğnənin ulduzundan keçdi. Onda kafirlər çıxacaqlar cəhənnəmdən, gülüb oynayacaqlar, sevinəcəklər. İndi biz o da deyir ki, hiç təəccüb eləməyin. Mənim elə dəftərim var ki, onu da ben başına koysam, o dəqiqəcə arıqlayıb, nazilib, dönər safa, keçər də ulduzundan zəlum, iğnənin və kafir də cəhənnəmdən çıxar oynayır. Axı bunu bu qədər sadə sözlərin içində anlamadığımız bir dənə şey var. Ona görə mən tələb edirdim ki, bizim din tarixini, əfsanələri, xüsusilə din əfsanələri, rəvayətləri institutlarda ədəbiyyat fakültelerini keçmək lazım, tarix fakültesini keçmək lazım. Yaxud götür deyir ki, dur sallan, dur sallan boyun qurbanı, tamaşa eyləsin sənəmlər sənə, kəsilsin barmaqlar turun ciyərinə. Niyə? Aşıq şeiri, bir kəlmə də anlaşılmaz söz yoxdur. Bu Füzuli deyil, aşıq şeiridir. Füzuli dövrünün şairi yazıb. Elə bil ki, Füzuli yazıb, fərqi yoxdur. Axı, bir kəlmə də anlaşılmaz söz yoxdur. Anlaşılmaz odur ki, biz əfsanəni bilmirik. Əfsanə də budur ki,
bir zamanlar Yusuf oldukça güzel bir sende kardeşleri koca salmış, sonra çıkarttılar bağırsak, sattılar Mısır pazarında. Mısır'ın azizi, yani hükümdarı, onu satın aldı, getirdi evine. O kadar güzel idi ki, Mısır azizinin arvadı vuruldu buna. Ama zenciydi de, kim? Karaydı, Yusuf. Yusuf yok, zenci mi oldu? Benim. Kenan'la yok, zenci de öyleydi. Adi, adı Arabiydi. Bu güzelliğin karşısında erli kadın özünü yitirmişti. Bütün Mısır'a yayıldı, zadegen hanımlar başladılar ele salmağa bunu ki. Buna bakıyor, erinin pazardan mesela 3 dinara aldığı köleye vurulup, kulağa vurulup. Bu kadının kulağına, Züleyha'nın kulağına çattı. Bahra'la Züleyha'nın kulağına çıktı. Dedi, hemen size subut ediyorum ki, niye ben ona vurulmuşam? Bunları konak çağırdı. Herisine bir tane turunç verdi. Böyle uzun soğuk limona benzeyen, ancak limon değil, iridir, bak böyle şeydi. Çokur çokur düzüdü. Kerbala'da gördüm kadar neneyle ona turuncu. Gördüm sütte yazı, turunç falan giymedi. Demeli bu turuncu her hanımın eline bir bıçak verdi, bir de turunç. Dedi, ben size kesin diyen de kesersiniz. Yusuf'u da koymuştu kapının dalında. Birden kulluqçularına emrilirdi ki, Yusuf'u getirin. Elin kapı açılıp Yusuf'u görende hamahı gözünü oraya dikmişti. Züleyha dedi, kesin. Hiç kes, turuncu yok. Kesebilmedi, hamı düştü parmağına. Şimdi aşk da değil ki burada, sen o kadar güzelsen ki, turuncun yerine parmağını kesen güzeller, hanımlar kimi, sen de öyle bir duran kimi eğer dur sallan boyun kurbanı, tamaşa eylesin, senemler senenin senemlerdi, parmağların turuncu yerine keseceklersen. Bilirsen, burada mesele burasındadır ki, Füzuli'de öyle bir dini rivayetler, dini efsaneler, dini olmayan halk efsaneleri var. Ve en başlıcası bu kişi hanadan olandan sufi olabilmezdi. Bunun cavanlık dövrü var kardeş. Cavanlık dövründe o hiç kimse sevmiyor. Mesela Türk gözleri kimdi ki onun siparişiyle Leyla Mecnun kimi muhabbet destanını yazıp. Ve bu muhabbet yok idiyse bu şehirler harada. Hardan geldi çünkü. Yok, bir o şehirlere olan, o sufizmin taraftarı olanlar, olan hamısına Allah'ın, kaşın Allah'ın ne bileyim neydi, gözün Allah'ın neydi, böyle şeyler takırlar değil mi? Ve ben bunu kabul edemiyorum. Ben Allah bir defa televizyondan çıkışında da dedim ki, ben Füzuli'de sufizmi o şekildeki tasvir edilir alimler, beni bağışlasınlar. Ama ben o şekilde onu kabul edemem. Olabilsin, onun yaratıcılığının son dövrüne yakın, haradasa sufizm izleri var. Ama bu adam cavan olup, sevip, ona göre de ben Füzuli'ni hakiki bir aşık, asıl aşık kabul ediyorum. Ve onun yaratıcılığında, gazellerinin içinden onlarla men sözü. Ve bu men, bir gencin kalbinden kopan muhabbet alameti kabul ediyorum. Şey kimi kabul edemiyorum. Nedir? Sufizm kimi kabul edemiyorum. Bazen ay balam, Allah'ın saçı var, Allah'ın kaşı var, gözü var. Dodaklarından Allah'ın kim kurup galet edip öpebilir. Ona göre de bile şiirleri ve bile tehlilleri olabilsin gene de diyelim haradasa sufizmde olup bile terminler olabilsin Füzuli yaracılığının son dövründe bunlardan istifade edip o kemala çattığı dövürde haradasa Allah'a kavuşmaya başlayanda. Ama gençliğinde bu adam genç olup da sevip de hakiki manada sevip ve aşıkana eserlerinde mehz onda yazıp. Benim